Medeti ya Hazreti Allah, medeti ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, medeti ya Hazreti Ali keremallahu vechehu, medeti ya Gavs-ı Azam Abdülkadir el-Ceylani, medeti ya Seyyidi Muhammed Ruhi el-Kadri. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın Seyyidimize açmış olduğu futuhat kapısı olan Seyyidi Muhammed Ruhi'nin futuhatından Tasavvuf Risalesi'nde her hafta işlediğimiz bir konu esas itibariyle birer kitap gibidir. Bunların her birisi başından sonuna şimdi daha düzgün bir sıralamayla, açıklamalarla gelip inşallah her biri ayrı bir kitap olur. Hem ümmet-i Muhammed için hem bizler için biraz feyiz ve bereket vesilesi olur. Bu haftaki bize verilmiş olan konu öfke kim ve nefrettir ki bütün toplumun içerisinde bulunduğu şahsiyetimizden başlayarak ailelerimizde, toplum içerisinde, ümmet-i Muhammed'in içerisinde dünyanın şu anki haliyle baktığımızda şu öfkenin, kinin ve nefretin hem ümmet-i Muhammed'i hem bütün insanlığı ne hale getirildiği görülmektedir. Cenab-ı Hak bu üç hasletten bizleri uzak eylesin. Bizleri merhamet ve rahmetiyle kuşatsın ki biz de birbirimize karşı merhametli olalım. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş olduğu öfke, kin ve nefretle ilgili olarak bizlere işaret edilmiş olan ayet-i kerimelerden işarete başlayarak dersimizin birinci bölümünü bugün bitireceğiz. Allah izin verirse Perşembe gününde ikinci tarafı bitirip bu hakikatlerin hem havası, bedendeki, ruhtaki, yaşamdaki halleri, bunlara karşı yapmamız gerekenler futuhat içerisinde beyan edilmiş olur. Allah-u Zülcelal'in öfke, kin ve nefreti birbirinden ayrı olarak Kitab-ı Kerim'de ifade etmesi her birinin ayrı birer özellik taşıdığını işaret eder. Öfke, kin ve nefret birbirinden ayrı, birbirinin özelliklerini taşıyan, birbirinden hülasalar taşıyan ama birbirinden ayrı konulardır. Ayrı ayrı bilinmesi gerekir ki insan kendi içine düşmüş olduğu halin ne halde olduğunu bilsin, ona uygun olan ilacı kullansın. Zira bir insanın başı ağrısa, bu baş ağrısı tansiyondan da ileri gelebilir, migrenden de gelebilir, havasızlıktan da gelebilir, can sıkıntısından da gelebilir. Bir doktora gider, doktorun ilk öğrenmeye çalıştığı şey baş ağrısının ne olduğu değildir, neden olduğudur. Bu baş ağrısının neden olmuş? Onu teşhis ettikten sonra tedavisi kolaydır. Öfke, kin ve nefret sonuçları itibariyle birbirine benzetilse de, sonuçta öfkeli, kinli ve nefretli adamın ortaya koymuş olduğu şeyler, hareket tarzları aynı gibi görünse de özünde baş ağrısı gibi bir başka sebepten doğan özelliklerdir. Bu yüzden dolayı da insan bunun teşhisini koyabilecek bir yapıya ve bilgiye sahip olmalıdır ki onun karşısında nasıl bir tedavi uygulaması gerektiğini bilsin. Öfke, yaratılış itibariyle insanın özüne konulmuş bir değer değildir. Öfke ve kin, bunlar şeytani özellikler olup celali özelliklerle de birbirine karıştırılır ki ayetler bizlere bu hususta açıkça her birine ayrı olarak işaret etmektedir. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimede bu hususu şöyle anlatır. Sizler öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Ama onlar sizi sevmezler. Kim onlar? Bütün kitapları iman ettiğiniz halde iman ettik diyerek yalnız kaldıkları vakit öfkelerinden dolayı parmaklarını ısıran ehli kitap olduğunu söyleyip Hristiyan ve Yahudilerden bahsediyor Hazreti Allah. Demek ki iman insanın öfkesini alıp götüren bir hususiyettir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında Kerim'de beyan ettiği üzere iman sahibi olan bir şahsiyetin öfke sahibi olması beklenmez. Onda var olan öfke hali gelir geçer bir hastalıkla nefse emmaneden gelmektedir. Ama işin özünde bakıldığı zaman iman esasları içerisinde iman etmiş bir adamın daimi bir öfkeye sahip olduğu söylenemez. Öyleyse bu aynı zamanda bir insanın imanını zedeleyecek bir işareti de bize sunmaktadır. Şöyle ifade edilebilir. Bir insanın, bir müminin içki içmesi haramdır, büyük günahtır. Zina etmesi büyük günahtır, kumar oynaması büyük günahtır. Hulâsâ bildiğimiz büyük günahlar. Bunları iman sahipleri işleyebilir mi? Günah kapsamında düşünürsek evet, bu günaha ne yazık ki pek çok iman sahibi girebilir.
Ama bu günahların tamamı insanın Cenab-ı Hak'la arasını açan, Allah Azze ve Celle'ye husat etmekte onu engelleyen hastalığa sebebiyet vermektedir. Nefse emmaledir. Zaten nefis kafirdir. Nefse emmalede olan şahıs da üzerinde küfre ait günahları işleyebilir. Çünkü kafirler rahatlıkla içki içerler, rahatlıkla zina ederler. Bundan utanmazlar ve çekinmezler. Çünkü iman olmadığı için imanın gerekliliği olan yükümlülük de onlarda bir sıkıntı meydana getirmez. Bir adam şehadet getirdikten sonra bütün vücut dengesi değişir. Geçenlerde birkaç kardeşimizle elhamdülillah birkaç tane iman sahibi olmayan kardeşimizin kelime-i tevhid getirerek Müslüman olmalarına vesile olmuşlardı. Görmüşsünüzdür belki. Allah'a şükürler olsun, Seyyidimizin yanına da gelip böyle pek çok Hristiyan'ın Müslüman olduğuna şahit olmuşuzdur. Bu insanlar şehadet getirmeden önce bir kan testi yapılsa, sonra aynı test tekrar edilse bu kan testinde en az bir unsurun değiştiği görülür. Zira iman, insanın gönlüne konulduktan sonra, var olan hali onaylandıktan sonra kelime-i şehadetle insanın vücut dengesi değişir ki bunlardan bir tanesi de öfkenin kalkmasıdır. Zira öfke şeytani bir unsurdur. O şeytani unsurun küfre bakan tarafında da kafirlerde görülür. Bu ayet-i kerimede bize bunu açıkça beyan ediyor. Allah Azze ve Celle diyor ki siz onları seversiniz, merhamet edersiniz. Onlarla bir ilişki ve iletişim kurma gayretinde olursunuz. Bu iletişim kurmayın anlamında söylenmiş bir söz değildir. Diğer mümin kardeşleriniz gibi sevmeye kalkarsınız ama onlar her seferinde arkalarına döndüklerinde ayet-i kerimede açıkça öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. Neden parmaklarını ısırırlar? Çünkü şeytan da böyleydi. Hazreti Peygamber Efendimiz yaratıldığında pek bir şeyden haberdar olmasa da Hazreti Adem Efendimiz çamur halindeyken bedeni ruhuyla kavuşup ete büründüğü andan itibaren ve secde edin emri geldiğinde onun duymuş olduğu ilk tepki ve öfkedir. Bu öfkeyi meydana getiren şey kıskançlıktır. O kıskançlığın temeli de cehalettir. Pek çok insanda şeytanın alim olduğunu söyler ama bilgi sahibi olmak cehaleti götürecek diye bir şey yoktur. Cehalet var olan ilmi Cenab-ı Hakk'ın tarafından kullanılamama halidir. Şu anda dünyada hepimizden daha zeki, daha fazla bilgi sahibi olan, daha çok okumuş ve daha çok şey keşfetmiş ve keşfetmeye devam eden pek çok ilim adamı var. Ama bunların cehaletinin en büyüğü Hazreti Allah'ın varlık ve birliğini kabul etmemektir. Bütün dünyayı yaratmış olan, alemleri yaratmış olan ve bunları hali hazırda yaşama imkanımızı bize takdir etmiş olan Hazreti Allah'ı kabul etmemiş bir adam cahildir. Bu düşünce itibariyle bizim onlara atfettiğimiz bir husus değildir. Çünkü cehalet bir zaman dilimi içerisinde ölçülemez. Yarın öbür gün hep beraber gideceğimiz nihai sonumuz olan kıyamet meydanında, o mahşer meydanında Hazreti Allah'a hesap verirken Allah Azze ve Celle siz cahilden şöyle ayrılın dediğinde bugün çok alim gördüğümüz insanın da o cahillerle beraber olduklarını görebiliriz. Neden ya Rabbel Alemin? Çok şey biliyorduk biz, çok şey okumuştuk, etmiştik, yazmıştık, çizmiştik ama nasıl cahil oluruz? Bütün alemleri yaratmış olan beni diyecek Hazreti Allah tabiri caizse kabul etmemiş bir zatın akli olarak da, gönlü olarak da alim olduğu söylenemez. Çünkü ilmin başı onu yaratanı bilmektir. Bir adam birisinden bir şeyler öğrense, sonra öğrendikleriyle para kazanmaya başlasa, sonra gelip sorsalar sana bunu kim öğretti, kimse öğretmedi, ben kendi kendime öğrendim dese bu adama cahil derler en başta. Sonra da hain derler. Çünkü herkes bir ustasından bir şey öğreniyor. O öğrenmiş olduklarında hayatını, rızkını kazanmak üzere kullanmaya devam ettiriyor. Ama her seferinde geri dönüp akıl sahipleri ne yapar? İlim sahipleri ne yapar? Geri döner hem ustasına hem dua eder hem ustasından yardım istemeye devam eder. Ustam ben şunu şöyle yaptım ama ne dersin der. Bu alim adamın işidir. Cahil adam ise ustasının önüne geçme kıskançlığı ve hevası peşine düşer. Yarı yolda tökezler kalır. Bu adam cahildir. İstediği kadar istediği şeyi yapmış olur. Allah Azze ve Celle böylece bizlere öfkeyi iman sahiplerinde olmaması bir özellik olarak bizlere beyan etmiş bu ayet-i kerimeyle. Bir mümin öfke sahibi olamaz. Öfkelerimiz var ise bu öfke bizim nefs-i emmalemizdendir. Çünkü ayet-i kerimenin diğerinde de beyan edilecek rahmet ve merhamet sahibi olan Hazreti Allah insanı sevgiyle yaratmıştır. Muhabbetle yaratmıştır. Bütün alemler her zaman söylediğimiz gibi
Hazreti Allah'ın Hazreti Peygamber'e duymuş olduğu muhabbetle yaratılmıştır. Ya Muhammed, seni alemlere rahmet olarak yarattım. Merhamet olarak yarattım. Bunların hiçbir tanesinde Ya Muhammed, seni alemlere imtihan etmek için yarattım demiyor Hazreti Allah. Alemleri sorguya çekmek için yarattım demiyor Hazreti Allah. Onları cehenneme atmak için yarattım demiyor Hazreti Allah. Ben onları yarattım bir muhabbet ve aşk ile. O muhabbet ve aşkın devamını, senin sünnetullahını, benim kitabımı koruyanlar, gözetenler ve yaşayanlar öfke sahibi olamazlar. Ve ben de öyle bir merhametliyim ki onlar bana öfke duyduktan sonra tövbe etseler dahi döner onların geçmiş günahlarını da affederim. Bir adam düşünün, size 70 sene boyunca zulmetsin. Her şeyinize, canınıza, malınıza, evladınıza, işlerinize. Bir düşünelim hepimiz, 70 sene bir gün değil, bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil, 70 sene zulmetse, ondan sonra bir sabah gelse dese ki eyvah, ben yanlış yapmışım kardeşim. İşlemiş olduğum bütün ayıplardan dolayı senden özür diliyorum. Çok kusur ettim. Canını yaktım. Evladına iftira ettim. Hanımına laf attım, affedersiniz. Malını çaldım. Canını acıttım. Sana zulmettim. Beni affet. Ben yanlış yapmışım. Dese bunu affedebilecek kaç insan vardır? Kaç insanın gönlü geniş olabilir de bunu kabul edebilir? Hazreti Peygamber Efendimiz böyleydi. Kafirler geldiler, ona zulmettiler, sonra tövbe ettiler. O affetti, her şeyi unuttu. Çünkü Rauf ve Rahim olarak adlandırılmıştı. Ondan sonra gelmiş olan Evliya Allah da böyleydi ama biz garip insanlar, biz cahil takımı için düşünsek, eğil 70 sene, 7 dakika bir adam bize küfür etse, 8. dakika özür dilese bir daha görüşmeyelim deriz. Hazreti Allah diyor ki 70 sene boyunca bana kafir olarak benim yaratmış olduğum topraklarda benim rızkımı yediği halde 70 sene bana küfür eden adam, bu 70 senenin sonunda kelime-i şehadet getirse onun 70 senesini silerim. Ve onu günahsız olarak yeni bir sabaha uyandırırım. Ve onu cennetime nail ederim. Onu bu kelime-i şehadeti söyleyenin, söylediğinin de günahlarını silerim. Onu da cennetime nail ederim. Allah Azze ve Celle'nin bu rahmeti karşısında bu öfke ve kin nedir? Allah insanları yaratırken öfkeyle, kinle, nefretle onlara zulmedici olarak yaratmamışken bizlerdeki öfke şeytanın bize vermiş olduğu vesveselerdir. Ve iman dairesinin dışındadır. Öyleyse bu ayet-i kerimenin bize bir işareti şudur ki her nerede ne için hangi husus adı altında olursa olsun öfkeleneceğimiz anda bu ayet-i kerimeyi düşünüp öfke beni imandan uzaklaştıracak bir şeydir demelidir. Bu celaletle karıştırılmamalı. Ehli imana, İslam dünyasına, kitaba, sünnete, vatana, millete karşı yapılan suçlarla karıştırılmamalı. O nefis için değildir. Oradaki mücadele ve savunma tipini cihad ehlinin cihad unsurları içerisinde ayet-i kerimeler ayrıca izah ediyor. Öfke kişinin kendi şahsına yapılan bütün cürümleri karşı tarafa aynısı ve daha fazlasıyla döndürme çabasına bürünmeyerek rahmet ve merhamet sahibi olan Hazreti Allah'a işi atfedebilmek kabiliyetidir. Ya Rabbel Alemin, bana bunları ettiler, ben öfkelenmiyorum. Her şeyi sana havale ettim diyebilme hikmetidir ki diğer ayet-i kerimeler bizlere bu hususları yavaş yavaş açıp işaret edecek inşallah. Ve Cenab-ı Hak devam ediyor. 134. ayet-i kerimede söylemiş olduğumuz sözler arka arkaya geliyor ki bu da futuhatın enteresan bir özelliğidir. Ben her seferinde yaşıyorum. Ali İmran suresi 134. ayette Hazreti Allah şöyle diyorlar. O kimseler ki, kim onlar? Şimdi de iman edenler. Demin iman etmeyenlerin öfke sahibi olduklarını anlattı. Peki dedi ki iman sahipleri kimdir? Bollukta da darlıkta da infak ederler ki infak meselesini derin ve detaylı olarak anlatmıştık. Sonra öfkelerini yenerler. Bakın arkasından gelen söz, namaz kılarlar, zekat verirler, hac yaparlar, umre yaparlar, zikir çekerler değil. Onlar bollukta, darlıkta infak ederler. Varken de verirler, yokken de olabildiğince verirler. Sonra öfkelerini yenerler. Neden? İnsanların yaptıkları kusurları affederler. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
Cenab-ı Hak diyor ki benimle senin aranda Hazreti Peygamber'den gelen bir aşk ilişkisi var. Hani Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ya bir beytinde, bütün aşkın şarabını ben içtim, bakiyesini benden sonraki evliyalara bıraktım. Onun içmiş olduğu kadehten önceki kadehle Hazreti Peygamber'le Allah Azze ve Celle arasında içilmiş olan aşk şerbeti değil midir? Ondan sonra onun hülasası Piri Geylani'ye kalmış, ondan sonra bakiyesi Evliyaullah'a kalmıştır ki o Evliyaullah'ın hallerini seyretmek bile bizi sevince boğuyor. Öyleyse ki bütün aşkın mesabesi ve merkezinde var olan şey neymiş? Yapılan bütün kusurları affetmek, çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki adam bana 70 sene benim hiçbir zarar görmeyeceğim halde bana küfretse ben o adamı affediyorum. Ve ben bu mesabe içerisinde iyilik yapanları seviyorum. O iyiliği de nasıl açıklıyor Hazreti Allah? Bollukta ve darlıkta infak ederler ve öfkelerini yenerler. Gelmiş oldukları şey aslında şeytandır. Hazreti Allah işareten diyor ki şeytanına ve nefsine karşı galip geleni severim. Ve ona galip gelmenin de anahtarlarını bize sunuyor. Anahtar bir, öfkeni yen. Neden? Şeytan seni öfkelendirecektir. Şeytan öyle bir öfke sahibidir ki o öfkesiyle benim huzurumdan kovulmuştur. Sakın ola ki şeytanın öfkesinin sana vermiş olduğu yönlendirmesine kapılma. Sen de kovulanlardan olma. Ama sen uzaklaşsan bile tövbe etsen geri dönersin. Şeytan tövbe etmedi. Bazı alemler tövbe eder mi etmez mi diye tartışmışlar. Zamanı gelince bu konu ayrıca konuşulacak bir mesele. Bizim için bu ayet-i kerime açık ve net bir şekilde öfkenin yenilmesinin şeytanın yenmeye denk olarak tutulmuş. Şeytanın öfkesinin nasıl meydana geldiğini de anlattık. Kıskançlıkla meydana geliyor. Bir, iki, kendisinde bir şey gördüğü zaman insan bir başkasının kendisine yapmış olduğu ağır gelir. İnsan var olan şey kendisinin kabul ettiği zaman o alındığında ona öfke duyar. Öfke insanın kendi ruhunda var olan bir şey değildir. Kimi zaman bahsederler, öfke nöbetine tutuldu, cinnet geçirdi. Bu daimi bir mesele olsaydı cinnet ya da öfke nöbetini psikolojik bir rahatsızlık olarak anlatabilirdiniz. Bu psikolojik bir rahatsızlık değildir. Eğer bir şey hastalıksa bunun başlangıcı, ortası ve sonu olmalıdır. Öfke ise her zaman anlık bir hareket tarzıdır. Bir anda parlamak, bir anda sinirlenmek, başını sonunu düşünmeden gönlün bir kenara konulup, aklın da bir tarafa konulup tepki verilmesi, o refleks. Bazen küfrederek, bazen adama saldırarak, bazen en son Allah korusun cinayet işleyerek ve cinnet geçirdi diyorlar. Ve cinnet geçirmeyi de yavaş yavaş insanlara bir hastalıkmış gibi anlatıyorlar. Ve o hastalandı da yaptı, aklını kaybetti, ondan yaptı diyorlar. Halbuki bu adamcağız öfke hastalığına çok önceden tutulmuştur. Şeytanın kucağına tabiri caizse çok önceden oturmuştur. Şeytan onu beslemiş, muhteşem bir öfkenin tabanını oluşturmuş, son anda birisi geliyor çakmak kazını çaktığında bum dedi patladı. Bu öfke nöbeti bir hastalık değil. Bu toplumun Allah'ın zülcelerden uzaklaşmasının bir tezahürüdür. Bir insan 5 vakit namazı olsa, onun hak ve hakikatine kavuşma gayretinde olsa, zikiriyle meşgul olsa, Allah'ın sevdikleriyle beraber olmayı sevse, o sevgi onu kuşatır, öfkelenecek zaten vücut yapısı oluşmaz. Bir insanda öfke atağını meydana getiren şey, şeytanı bir soru sordu Peygamber Efendimiz. Dedi ki sen insanlara nasıl yaklaşırsın? Dedi ki ya Muhammed, ben insanların omuzlarına oturur, bir hortum salarım gönüllerine, ve o hortumla gönüllerine sürekli vesvese verdi. Kullandığı ifade hortumdur. Eğer zamanı gelip tıp bunu araştırabilirse sinir sistemi üzerinde, o hortumla şeytanın vermiş olduğu ilk şey stres ve gerilimdir. Çünkü vesvese insanda en ilk başlattığı şey strestir, korku. Hep anlatıyoruz ya şeytan korkuya sebep olur. Bu korku stres ve gerilim meydana getirir. Bu stres ve gerilim
sinir hücreleri üzerindeki akımı düşürür. Çünkü her sinir hücresinin üzerinde bir elektrik akımı vardır. Bu neye benzer? Şimdi gördüğünüz lambalar belli bir şeyle çalışıyor değil mi? Belli bir herzle çalışıyor. Bu herzi düşürdüğünüz zaman bu lamba pır 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 yapmaya başlar. Bu nedir? Elektrik akımının düşmesi. Eyvah elektrik mi gidiyor dedi. İnsanın sinir sisteminde de elektrik akımının dengesini bozan şey şeytana uymak, onun vermiş olduğu vesveseler ve korkularla, hele zikirden, hele tasavvuftan, hele mürşidin koruyup koruyucuğundan uzaksa buna daima tabi olmaktır. Şöyle izah edelim. Hep şunu söylerler. Bir yerde akım derler sürekli bozulursa köylerde filan arada akımı dengeleyici bir şey kullanın. Yoksa buzdolabınız bozulur. Televizyonunuz bozulur. Niye? Akım bir anda pik yapıyor. Artıyor düşüyor. Artıyor düşüyor. Motor bunu kaldırmaz. Akıl bunu nasıl kaldırır? Motor bunu kaldırmıyor. 3 gün sonra o buzdolabı bozuluyor da akıl nasıl bozulmaz? Akıl da bozulur. Hem de onun bozulması bir başka insanın hayatını da sonlandırabilecek şekilde bozuluyor. Ve bütün bu seyretmiş olduğumuz cinayetlerin kökeninde bu var. Bir adam söyleyin, ehli zakir olsun cinayet işlesin. Nefsi için söylüyorum. Allah rızası için cihad edip savaşa çıkmış, gazi olmuş, şehit olmuşlardan değil. Tamamen kendi nefsi için. Eğer böyle bir adam görülse bu adamın zikrinde problem vardır. Bu adamın gönlünde problem vardır. İkililik vardır. Münafıklık alametleri vardır, küfür alametleri vardır. Ama Cenab-ı Hakk'ın rızası için bir dergah kapısından girmiş, zikirle meşgul olan, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olan, sünnetullah'la meşgul olan bir adamın akümülatör dengesi her zaman düzgün çalışır. Bu adamın kızması da Allah için olur, sevmesi de Allah için olur ve böyle olması için tasavvufun çalışması bu adamın üzerinde budur zaten. Tasavvufun hakikat ve hikmetleri içinde bakıldığında bir adamın ehli kamil olduğu nasıl anlaşılır diye sorulduğunda bütün büyüklerin cevabı şöyledir. Allah için sevip Allah için buğz ettiğiniz zaman kemalat başlar derler. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Evladı da, hanımı da, parayı da, pulu da, canı da, her şeyi de Allah'ın rızası varsa sevmek, yoksa buğz etmek, uzaklaşmak. Git öldür, kafasını kes filan değil. Onu uyarmak, Allah rızasına davet etmek, değilse araya bir çizgi çizip ayrılmak. Neden? Ya elinle, ya dilinle, ya da ona buğz ederek uzaklaşmaktır. Bu da imanın kendi içerisinde, nehyanın münker meselesi içerisinde anlatılmıştır. Öyleyse imanı Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyle açıkladı. Ne dedi? Az ya da çok infak etmek. Ve hemen arkasından bunlar dedi öfkelerini yenmiş olanlardır. Öfkelerini yenmişlerdir. Neden? Peki bunu neden infakla anlattı? Bunu da kısaca izah edelim. Bir insan vermeye alışırsa bu adamda öfke olmaz. Çünkü infak zikirlerin en özeli ve en yücesidir. Bir insan birisine bir şey verirken zikreder mi? Evet zikreder. Nasıl zikreder? Onun halini görür, onun fakirliğini görür. Kendisinden daha aşağıda, daha büyük sıkıntıya düşmüş bir adamın sofrasına oturur. Bir bakar ki kendi evinde bir çorba var, onda çorba da yok. Kendi evinde bir kuru ekmek var, bunda kuru ekmek de yok. Kendi çocuğuna en azından bir paket süt alabiliyor, bu çocuğuna süt de alamamış. Bir sürü görüyoruz hepimiz, kendi hayatımızın içinde var mı? İnfak ettikçe gönül yumuşar. Çünkü gönül kendinden aza meylettiği zaman nefsini yenebilir. Kendinden üstüne yöneldiği zaman hırs başlar. Ben bir paket süt içiyorum, yan taraftaki kaymak yiyor, ben neden yiyemiyorum? Başlar sana hırs. Bu hırs seni şeytanla beraber, nefsinle beraber alır. Zengin bile olsa sen o zengin olduğun gün öfke sahibi olursun. O öfke de seni imandan alır çeker götürür. Çünkü şeytanın bir tane oyunu yok. Şeytan gelip sana Allah yok diye iddia etmiyor. Şeytan gelip Hazreti Muhammed Mustafa peygamber değildir diye yanaşmıyor bize. Şeytan bize şöyle yanaşıyor. Neyi infak edeceksin? Senin neyin var ki? Cebinde kalmış 10 lira. Buradan eve gitmeye kalksan 3 lira. Bu 5 lirayı versen 2 lira kalacak. Neyi infak ediyorsun der. Sende bir şeyi tutarak her şeyi senden olduğunu zannettirir. Sonra korkuya düşürür. Sonra bak der yan taraftaki de arabayla gidiyor. Ve sen başlarsın bir hırsa. Hırsla dönüşür öfkeye.
günün birinde zengin bir adama farkında olmadan parlayıverir, adamın hakkını yersin. Seni istemeyeceğin bir halde seni günaha sürükler. Neyle sürükledi? Allah yok demedi sana. Peygamber yok demedi sana, haşa sümme haşa. Kıldığın namazdan da seni alıkoymadı. Senin özünde Hazreti Allah seni yaratırken var olmayan bir duyguyu sana yükleyerek sana bunu yaptırdı. Sen de buna izin vermiş oldun ve bu günahın başında bundan yükümlü olmuş oldun. Çünkü şeytan duygularla insana yaklaşır. Şeytan şimdi bizim önümüze çıksa, Allah yok derse, hadi oradan derseniz şeytanınızı yenmiş olur. Şeytan böyle yanaşmıyor. Kime nasıl yanaşılacağını biliyor. Bu konuda ilim sahibidir. Herkesin nefsinde nasıl istek ve talepler olduğunu bildiği için onunla oradan yanaşır. Öyleyse infak, insanı öfkeden alıkoyan, imanını güçlendiren. Öfke, insanı iman, hakikat ve hikmetinden alıkoyan, tersindeki rahmet, merhamet ve iyilik yapma duygusunun yaşanma ve yaşatılması, insanda rahmet ve merhamet duygusuyla insanın kendisine döndürülür. Bu ayet-i kerimeden sonra bize işaret edilen diğer ayet-i kerimeye geçmiş olalım. Her konuda 3 ayet-i kerimeyle bahsedelim. Kitabımızda daha uzun bahsetmeye gayret edeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle Şuara suresinin 55. ayet-i kerimesinde şöyle bir ifadesi var. Bu ayet-i kerimenin öncesini biraz okumak lazım ki ayet-i kerime daha iyi anlaşılsın. Musa'nın ve Harun'un Rabbine şöyle dediler. Yahudi kavminden, Beni İsrail'den bahsediyor bu ayet-i kerimeler. Biz alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun ise şöyle dedi. Benim size izin vermemi beklemeden ona iman ettiniz. Şüphesiz o sizin büyünüzmüş. Sihri size öğreten oymuş. Artık ileride bileceksiniz. Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi mutlaka asacağım. Sihirbazlarla Hz. Musa Efendimiz arasında yaşanan olaydan sonra Firavun'un o Hz. Musa'nın hakikatini görmüş olan sihirbazlara karşı onları tehdidi. Ve sihirbazlar da şöyle dediler Firavun'a, bize zarar yok çünkü biz Rabbimize döneceğiz. Gerçekten Rabbimizin bizim günahlarımızı bağışlayacağını umarız, inananların ilki olduğumuzdan. Hatırlar mısınız ki o sihirbazlar oraya öfkeyle gelmişlerdi. Hz. Musa onlara öfkeyle cevap vermedi. Ve onlara öfkeyle cevap vermemesinin sonucunda onlarda meydana gelen hale bakınız ki, bu olaydan kısa bir süre önce Hz. Musa Efendimiz'e, Hz. Harun Efendimiz'e, Hz. Allah'a olmayacak sözler söyleyen adamların hali döndü geldi. Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışlayacak, biz ondan umuyoruz, senin bizi tehdit etmeden korkmuyoruz. İman sahibi olduğu anda korku kalktı, merhamet başladı. Ve Allah'ın merhametine sığındı. İnananların ikiz çünkü dediler. Ve Hazreti Allah şöyle buyuruyor, biz Musa'ya vahyettik, kullarımla geceden yürüyün, siz mutlaka takip edileceksiniz. Firavun da buna karşılık hemen şehirlere toplayıcılar gönderdi. Şüphesiz onlar az bir taifedirler dedi bu sefer de. Onlar kaçıp gideceklerdi Hazreti Musa Efendimiz'le beraber. Onları engellemek için bir grup ve asker topluyor. Korkmayın diyor, takip edeceğiz onları, onlar da az bir taifedir. Onlar bizi kızdırdı, öfkelendirdi. Öyleyse öfke öyle bir illettir ki, Firavun'un dahi firavunlaştıran duygu öfkedir. Öyleyse bir insan öfkelendiği zaman ilk aklını ne getireceğiz? Firavun olayım mı, olmayayım mı? O Firavun ki Hz. Musa'ya karşı çıktı. Hz. Allah'a karşı çıktı. İnsanlara zulmetti. İnsanların topraklarından alıkonulmasına sebebiyet verdi. Hz. Musa'ya zulmetti, Hz. Harun Efendimiz'e zulmetti. Bugün dahi bir başka kitabı kerimde kendisi lanetle anılıyor.
lanetle anılmasının merkezinde kendi sözüyle kendisinin öfke sahibi olduğu beyan edilmiş. Ve daha sonra Cenab-ı Hak onların nasıl kurtulduğunu beyan ediyor. Bizim buradan anlayacağımız husus şudur ki öfkenin üçüncü bahsi, imansızlığın hali belli, iman sahiplerinin hali belli. Allah-u Zülcelal bizi bir kez daha uyarıyor. Ey insanoğlu! Öfke öyle bir hastalıktır ki kendinde haberin olmadan bir firavunu ayağa kaldırır. Farkında olmadan Musa olup bana yürüyebilecek bir hikmet sende var iken senden o Hazreti Musa'nın hikmetlerini alır, Hazreti Harun'un hikmetlerini alır, onların vesilesiyle sende meydana gelecek ruhi güzelliklerin hepsini çeker çıkartır, seni firavun yapar. Tam tersi olursa da eğer, sen o öfkeni bir kenara koyarsan, o sihirbazların söylediği gibi artık başında sana firavunluk yapanlardan korkun bir anda kalkar gider ve sen benim merhametimle kuşatılırsın. O gün de senden hem öfke kalkar hem korku kalkar. Öyleyse iman öfkeyi alıp götüren, korkuyu alıp götürendir. Öfkenin sebebinin bir diğeri de demek ki korkuymuş ve şeytandanmış ve şeytan bu öfkelendirmeyle insanı bütün şehvetlere sürüklemekteymiş. Adam vardır, küfürdür, kafirdir. Bakarsınız kimseyle kavgası yoktur. Dersiniz ki bu adamın öfkesi yok. Hayır, bu adamın öfkesi vardır. Firavun'un bizzat şahsen kavga ettiği kimse var mı? Eline kılıç aldığı savaşta emirler veriyor değil mi? Sen şöyle yap, sen de şöyle yap, sen de şöyle yap. Bakıyorsunuz tipolojide öfke yok. Ama Hazreti Allah'a savaş açmış. Hazreti Musa Efendimiz'e, Hazreti Harun Efendimiz'e savaş açmış. Bugün baktığımız zaman anlıyoruz ki öfke sadece bağırıp çağırmakla anlaşılacak bir duygu değil. Öyle öfke sahipleri vardır ki imkanını beklemektedirler. İmkan yok, o yüzden yapamıyor. Eline bir imkan versen, Allah korusun eline bıçak verirsen cinayet işleyecek. Bıçak yok, ondan bir şey yapamıyor. Bir başka büyük menfaat korkusu var, ondan yapamıyor. Öyleyse bu ayet-i kerime bize bir başka şey işaret etmiş oluyor. Sakın ha birilerine bağırıp çağırıp çağırmamakla öfkenizi tartmayın. Öfke gizli bir hastalık da olabilir, dikkat edin. Ne gibi? Kibrin tersinde gizli olan kibrin ucub olması gibi. Adam var, baktığın zaman evet kibir sahibi değil. Ama mürşidi bir bakar ki ucub sahibi. Kendi kendini kendi içinde övmüş ve büyütmüş. Halbuki kendisi daha minnacık, nefse emmare ve sıkıntılarında. Ayet-i şey diyor, öfkede de var Hazreti Allah. Bağıran, çağıran adama öfkeli diyorsun ama ya da kendini şöyle kandırma, bak ben bağırmıyorum, çağırmıyorum, sessizim, sakinim, dikkat et diyor. Öyle öfkeler var ki adamı firavun yapar, bağırmadan, çağırmadan. Neyi karşına aldığına bir bak. Karşına aldığın şey nefis içinse bu senin öfkendir. Bir şeye nefis için kızıyorsan bu öfkedendir. Bu da şeytandandır. Eğer kendini toparlayıp düzeltmezsen ve seni bu hastalıktan çekip kurtaracak olan bir mürşide, bir mürebbiye tabi olmazsan kibir gibi, ucuk gibi farkında olmadan öfke sahibi olup bu dünyadan göçüp gidersin, Allah korusun. Ve bundan sonraki meselemiz nefret meselesidir. Nefret Kur'an-ı Kerim'de de ayrı bir tabir olarak anlatılmış. Çünkü bunlar birbirinden biraz önce bahsettiğimiz gibi ayrı meseleler. Kısaca nasıl bir farkı var onu izah edelim bu nefret kelimesiyle. Öfke insanda anlık meydana gelir. Bir anda nefsine uydu uymadı tartarsın. Şeytana uyduğun anda senin uygun gelmeyen bir şey hemen parlarsın. Öfke anlıktır. Nefret, insanın nefsani hastalıkları sebebiyle şeytanın kullanacağı ortamda senin nefsani istek ve arzularına ters gelen bir iştir. Şöyle izah edebiliriz nefreti. Adam vardır mesela, şöyle der. Bir şeyden nefret ediyorum. Neden nefret ediyorsun? Ta geçmişten beri gelmiş nefsani bir hastalıktan dolayı. Mesela işte arkadaşınla uzun süre sohbet etmekten nefret ediyorum.
Bu nefsani bir hastalık. Çünkü sohbet Allah rızası için ne kadar uzasa o kadar kârdır. Günahlar temizlenir. Allah zikredilmiş olur. Oraya inen ve giden melaikeler ve veliyullahın nazarına mutali olunur. Ve bütün bunlar hak ve hakikat içerisinde aynı zaman diliminde daha hayırlı yapacak bir işin yoksa o an için en hayırlı iştir. Nefret nefisteki hastalıktır. Şeytan öfkedeki meselelerde geçerli. Kin ise bunun insanda bir hale dönüşmesidir. Artık adam kin sahibi. Bunu artık kıyafet olarak giymiş. İman sahiplerinde bu yüzden kin hiç mi hiç görülmez. İman sahiplerinde nefse emmarede olan günahlar gibi öfke ve nefret görülebilir. Nefsani hastalıktır. Kin daimidir. Ne gibi? Çocuk doğar. Yahudi bir ailede Müslüman olarak doğar. Belli bir süre sonra ailesinin yöneltmesiyle ve kendisinin de bilgisizliğiyle Yahudi olarak hayatına devam eder. Çocuğa sorarsın, Müslüman seviyor musun? Asla sevmiyorum. Neden? Aileden gelen bir kin yüklemesi yapılmış, bu ehli imanda yoktur. Ehli iman kin beslemez. Ani öfke duyabilir, ani nefretleri olabilir, nefsani hastalıktan beri geçmişten gelen. Ama kin sahibi olmaz. Çünkü kin, ayet-i kerimelerde de beyan edileceği üzere müthiş bir insanlık düşmanı hareket ve insanlığı her zaman için mahvu perişan etmiş bir özelliktir. Ayet-i kerimelerde şimdi nefreti ele alıyoruz. Onu izah etmeye çalışalım. Hazreti Allah bu ayet-i kerimede kendilerine Rahman'a secde edildiğiniz denildiği zaman Rahman neymiş dediler. Kabul etmediler. Ve senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz diyerek Hazreti Peygamber'e karşı çıktılar. Ve onların nefretleri arttı diyor Hazreti Allah. Nefretleri vardı, daha da arttı. Neydi onların nefretleri? Nefretleri Hazreti Peygamber Efendimiz'e gelmiş olan vahyin ona gelmiş olmasındandı. Çünkü kafirlerinden öyleleri vardı ki dediler ki evet Allah vardır, kabul ediyoruz. Onun bir peygamber gönderebileceğine inanıyoruz. Ama aramızda bu kadar şerefli, izzetli, zengin, kendilerine göre akıllı, herkesin saygı duyduğu adam varken bula bula haşa seni mi buldun? Bunu kabul edemediler. Çünkü işte nefislerinden geçmişte gelen bir hastalık vardı. Üstünlük hastalığı, kıskançlık hastalığı, geçmişten gelen bu özleri şimdi imkan buldu ve nefret olarak ortaya çıktı. Bakın bu öfke değil. Öfke Hazreti Peygamber Efendimiz'in ayağa kalkmasıyla onların da ayağa kalkmasıdır. Ama nefret geçmişten gelen nefsani hastalığın tezahürüdür. Geçmişten beri adam kendisini zaten üstün addetmiş. Bütün bu kabilenin, aşiretin, grubun, tarikatın, şunun bunun en üstünü zaten benim derken karşısına bir anda olur olmaz bir adamın gelip bana vahiy geldi, Allah'ın peygamberi, kula elçisi benim, bana iman edeceksiniz, Allah'a secde edeceksiniz denildiği vakit sözleri çok enteresan. Senin bizi emrettiğine mi secde edeceğiz? Hani edelim de senin dediğine mi edeceğiz yani? Bunu söyleyecek adam sen misin haşa diyerek geçmişte var olan şey nefret olarak ortaya çıktı. Ve o nefret nihayetlerinde kendi nefretlerine daha da arttırdı. Öyleyse bizim bütün nefsani hastalıklarımız bizi Allah'ın zülcelerden uzaklaştırırken bizde günün birinde Allah korusun nefret sahibi olmamızı sağlayabilir. Çünkü İslam tarihi bununla çok uğraştı. Ve hala da uğraşmaya devam ediyor. Bu topraklarda görüyorsunuz. Bu topraklar senin mi olacak? Bu petrol senin mi olacak? Bu su senin mi olacak? Bu hava senin mi olacak? Bu iktidar senin mi olacak diyenler aynı bu ayet-i kerimenin hulasasını yaşayıp bugün ehli iman adına sözüm olan kafa kesmiyorlar mı? Biz la ilahe illallah diyerek kafa kesen adamları bu ayette görmüş olmuyor muyuz? Geçmişten gelen nefret ve kinlerini kusmuyorlar mı şu anda? Kendilerinin bir devlet olma arzusuyla şu anda bir başkalarını kafir ilan edip ondan sonra asmaları bir de işe kılıf bulmak değil midir? İşin özünde var olan bu nefrettir. Kabilecilik duygusu,
milliyetçilik duygusu ve bunun kin ve nefretle büründürülmüş hali bugün bu toprakların yaşadığı bir acıdır. Eğer bunu böyle yapmasalardı, işin hakikati ortaya dökülüp herkes bu perdeyi görselerdi zaten dertlerinin din iman olmadığı anlaşılırdı. Dertler din iman değildir. Din ve iman kendi vicdanlarını ve dünya psikolojisini etkilemek için kurulmuş olabilir. Çünkü dünyadaki firavun dahil herkes bu anlamda bunları kullanmıştır ve kullanacaktır da. Çünkü herkes din denilince bir durur. Acaba doğru mu değil mi? Bir bakar herkes. Allah'ın zülcelalesi bizi burada uyarıyor. Geçmişten gelen nefsani hastalıklarınıza dikkat edin. O hastalıklarınızı tedavi edin, günün birinde nefrete dönüşebilir. Bu şuna benzer. Bir adama gidersiniz, irşad etmeye, ona bir hakikat ve hikmet anlatmaya, Pirimiz Abdülkadir Geylani Hazretlerinden, Seyyid Muhammed Ruhi Hazretlerinden anlatmaya, bahsetmeye. Ve size şöyle bir cevap verir bazen. Ya sen bunları söylüyorsun ama elhamdülillah benim bugüne kadar kimseye zararım dokunmadı. Gönlüm de kalbim de temizdir, niyetim de halistir. Allah senden razı olsun ama ben bu yolda iyiyim. Peki Hacı abi, Hacı amca, Ali abi, Mehmet abi, sen bu hakikat ve hikmetler için gönlünü yoğurmak üzere ne yapıyorsun? Kur'an-ı Kerim okuyorum, sünnetullah okuyorum. Maşallah, elhamdülillah. Peki nefsinin hastalıklarından haberdar mısın? Çünkü haberdar olsa evliya alır. Ya da nefsinin hastalıklarını bizzat adın evliya alır. Onu alır, pişirir, düzelten bir evliyanın eline gitme sebebi bu. Bendeki hastalığın ne olduğunu bilsem doktora niye gideyim ki? Doktor bunu iyileştirecek adamdır. Ayrı mesele ama ben bunu biliyorsam, bir de tedavi etmeyi biliyorsa zaten adam evliya olmuş. Ama hem hastalığını bilmeyen adam bunu tedavi edeceğini iddia etmesi komiktir. Bir adam var, ağrım var, doktora niye gitmiyorsun? Ya şimdilik idare ediyorum. İyi de bu ağrının yarın öbür gün bir kansere sebep olup olmayacağını nereden biliyorsun? Belki bugün bu ağrı senin için bir uyarıdır ki ağrıların pek çoğu insan vücudunda bir başka hastalığın uyarısıdır. Git bir doktora da bu aslında ne içinmiş öğren. Bazen adamın midesi ağrır, beynindeki rahatsızlıktan dolayı. İdrar yollarındaki bir başka meseleden dolayı bir başka organında bir ağrı, bir sinyal çıkar. Nefis böyle bir şey. Allah Azze ve Celle bizi uyarıyor. Sakın ha midem ağrıdı diyerek bir ıhlamurla bunun geçeceğini düşünme. Git bir doktora sor. Belki o senin bedenindeki, midendeki ağrı başka bir hastalık sebebiyledir. İşte mürşitler bunun içindir. Bizim onlara ihtiyacımız bu yüzdendir. Biz mide ağrısının hepsine ıhlamur çayı içeriz. Ama mide dediğin şeyde bugün tıbbın bildiği 120, bizim gördüğümüz 360, yarın gördüğünden 420 tane hastalığı var. Bunun küçüğü var, büyüğü var, çeşidi var. Sen bunların hepsine ıhlamur veremezsin ki. Bazısı var, ıhlamur versen adama daha çok zarar verirsin. Öyleyse benim onlara gitme sebebim nefsimdeki bu hastalığı öğrenmek ve tedavisini öğrenmektir. Belki çok daha kolay bir yöntemle geçecektir. Belki daha uzun ve başka bir organıma yapılması gereken bir müdahale vardır. Allah Azze ve Celle hem bedende hem ruhta bu hakikati bu ayette bize işaret etmiş olmuyor mu böylece? Nefret bizim geçmişten gelen bir organımızda meydana geldiği gibi nefsimizdeki bir hastalığın sebebiyle bir başka yerden patlak verebilir. Bu öfkeye dönüşebilir. Bu da Allah korusun Allah'ı isyana adamı götürebilir. Çünkü bu ayeti kerimede bu sözü söyleyenler Allah Azze ve Celle'ye şirk koştular. Senin söylediğine mi secde edeceğiz diyerek hem Hazreti Peygamber'i inkar ettiler hem de Hazreti Allah'ı inkar ettiler. Ne uğruna? Geçmişten beri o kabile içerisinde kendilerinde var olduğunu zannettikleri üstünlük kurdular. Hani işin başında deselerdi ki ya arkadaş biz zaten Allah'ın varlığına inanmıyoruz. Ateistiz, anlayacağız. Ya biz zaten peygamberlik müessesesini kabul etmiyoruz deseler onu da anlayacağız. Ama adamların söylediği söz şu, Allah var eyvallah, peygamber var kabul ama bu sen misin? İşte nefsin hastalığının adamı dinden çıkarması. Adamın nefsin hastalığı dinden çıkarır mı? Çıkarmış. Allah korusun bizi de çıkarabilir. Öyleyse benim bu nefis hastalığını öğrenebilmem için bir tabibe ihtiyacım var.
O tabii beni bu nefret ve öfkeden temizleyecek. Kin zaten elhamdülillah genel itibariyle ehli imanda olmayan bir şey. Nefret ve öfke ise beni günün birinde imandan çıkarabilir. Nasıl? Ben bunu pek çok defa yaşadım. Adam geçmişten beri var olan bir nefret bir anlık dokunmayla öfkeye dönüşüyor. Allah korusun öyle bir küfrediyor ki küfrü kendisini küfre düşürüyor. Duymuşsunuzdur Allah korusun. Öyle ağır küfürler ediyorlar ki sonra adama diyor, dön bak sen bu küfre ettin kardeşim. Tövbe istiğfar et. Hani benim hakkım helal olsun, sen hakkın helal et ama etmiş olduğun küfür bana zarar vermedi. Seni imandan etti. Adam yemin ediyor, boş olayım ki, şöyle şöyle yapayım ki, böyle böyle yapayım ki, ağza dile gelmeyecek sözler, hepsi adamı imandan alıkoyacak şeyler. Öyleyse nefis hastalıkları nefrete sebebiyet verebilir, dikkat. Allah Azze ve Celle bu nefret mevzusunda bize işaret ettiği ikinci ayet-i kerime, Fatır suresindeki 42. ayeti kerimedir. Bu ayet-i kerimede Hazreti Allah şöyle buyuruyor. Sözün üstüne gelmesi hoş oldu. Var kuvvetleriyle Allah'a yemin ettiler. Dediler ki eğer kendilerine bir uyarıcı gelse mutlaka daha iyi hidayeti bulacaklarmış. Herhangi bir ümmetten. Fakat onlara uyarıcı gelince de nefretlerinden başka bir şey artmadı. Bu ayet-i kerimeden yanlış anlaşılmasın. Buraya gelmeden önce çalışılmış ayet-i kerimeler değil. Girmeden önce yazıyoruz. Giriyoruz, okuyoruz. Biz de burada öğreniyoruz. Bu da seyirin ve bu kitapların ona inmiş olan futuhatın hakikatin içinde beni de şaşırttığı için duraksama yaşıyorum. Hani bir şey düşündüğüm için değil. Bir anda duraksıyorum. Çünkü o sözün üzerine bunun gelmesi ancak seyirin hikmeti ve hakikatine delalettir. Elhamdülillah. Rabbim ona sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah Azze ve Celle böyle buyurmuş. Allah'a yemin ettiler. Dediler ki bize bir uyarıcı gelse çok hidayet ehli olacağız. Hiç fark etmez. Kimden gelirse gelsin. Bakın her ümmetten. Dendi ki onlara bak bir peygamber gelecek. Onlar dediler ki vallahi billahi tallahi bize bir peygamber gelse biz bu gördüklerinden daha hidayet ehli olacağız. El cevap, Hazreti Allah diyor ki, onlara uyarıcı gelince nefretlerinden başka bir şeyleri artmadı. Çünkü nefislerindeki hastalık o peygamberi kabul edebilecek seviyede değil. Onların nefisleri bir üstünlük arzuluyor. Onların nefisleri bir önderlik arzuluyor. Ama Hazreti Peygamber önce insanların kendi gönlünde var olan nefislerinin putlarını yıkıyor. O öfkeyi ve nefreti kendinize döndürün de kendi içinizdeki putları bir yıkın diyor. Hangi putlar? Önderlik putu, ilim putu, bilgi putu, para putu, şehvet putu, sayalım sayabildiğimiz kadar. Hepimiz içimizde var olanları az çok biliyoruz. Allah hepimizi affetsin ki bunlar yıkılmadan bu kıbletullah denilen kalplerde de tezahürü olan şu gönül nasıl nazargâh-ı ilahi olacak? Allah peygamberi Mekke'yi fethetti ve Kabe'nin içini temizledi. İlk işi buydu. Sonra tavaf başladı, sonra ibadet başladı. Öyle şu gönül de Cenab-ı Hakk'ın nazargâhı olabilmesi için önce içindeki putları yıkılması lazım. O putlardan bir tanesi de o putların tamamı da insanların nefreti meydana getiriyor. Çünkü insan beklentisi bozulduğu zaman nefrete döner. Ne bekliyordun? Ben yıllardan beri bu şirkette çalışıyorum, müdürlük bekliyordum. Sonra bu gözü kapıdan senden daha genç, daha taze, daha yeni bir arkadaş geliyor, müdür koltuğuna oturuyor. Ne oldu ben 20 yıldır burada çalışıyordum. Ya çalışıyordun da patron buna layık diyordu. Olur mu öyle şey dediğin anda nefret başladı. Zaten vardı. Öfke başka bir şey dediğimiz gibi. Bu ayrımı iyi anlayalım. Nefret, ya bu hak benim de kardeşim burada müdür olacak adam bende. Şimdi bu nereden çıktı diyerek başlayan süreçtir. Ve Allah Azze ve Celle de bizi bu konuda öyle insanlar gelip geçti ki diyor, yemin edenleri bile vardı. Kardeşim müdürlük benim ama
şu kapıdan benden daha layık bir adam girsin, vallahi billahi tallahi ben ona uyacaktım. Kapıdan girdi. Bu kim? 20 yıldır ben burada hizmet veriyorum. İşte nefis, biraz önce yemin ediyordum. Benden daha iyi bu işi yapabilecek bir adam varsa gelsin, ki iş dünyasında hepimiz bunu en az 1 milyon kere duymuşuzdur. Benden daha iyisini yapacak varsa buyursun gelsin der, getirirsin, bu nereden çıktı zaten? Ya arkadaş sen demedin mi, benden daha iyisi varsa gelsin yapsın. Daha iyisi bu işte. Ve tarikat ve mürşitler, herkesin gönlünde var olan putları kırmakta görevli olan zatlar olduğu için ve onlar yıkılırken bizim canımız biraz yandığı için bunları kaldırmak zor olur. Çünkü bir şey yıkılırken bir şey kırar. Şu bardağı kırarken bir güç sarf etmen gerek. Kırdıktan sonra elin biraz çizilir, elin biraz yorulur, belki kesilir, kan akar, canın yanar. Manevi olarak bahsediyoruz. Bu hakikat sende bazı şeyleri zorlaştırabilir. Ama o kıbletullahın tavaf edilebilir olması için o putların yıkılması lazım. O putları yıkmamız lazım çünkü günün birinde bizi o nefrete düşürüp o 20 yıldır burada hizmet ediyorum diyen adamın 20 yılını silmesine sebep olur. Patron kapıyı açar. Arkadaşlar 20 yıldır sen misin burada hizmet eden? Evet dersin. Sen mi hak ediyordun burayı? Evet dersin. Ben karar bunu verdim derse patron, böyle susar başını eğdiğinde patron der ki lütfen muhasebe. Ne oldu? 20 yıl, hadi geçmiş olsun. 20 yıl geçti gitti. Tazminatını al sana göre. Allah Azze ve Celle elhamdülillah ki merhamet sahibi. Tövbe edince o 20 yılın üstüne 20 yıl daha ekliyor. Allah'a şükürler olsun. Bize kalsa biz adamı döve döve atarız. Ama Allah Azze ve Celle rahmet ve merhamet sahibi, onun velileri de öyle çünkü Hz. Peygamber Rauf ve Rahim. Biz ondan dolayı ümitliyiz ama bu hakikati unutmamamız gerek ki nefsimizin bize oynayacağı bu oyunla, şeytanın bizi öfkelendirmesiyle bizi dinimizden ve imanımızdan alıkoyacak bir sözü, bir fiiliyatı işlemeyelim. Çünkü öyle öfkeleneceğimiz yanlış bir adam olur ki adam Allah dostu. Bir anlık öfkeyle, bir anlık nefretle, bir anlık duruşla onun gönlünü kırarsın. Ama onun gönlü nazargahı ilahidir. Onun gönlü hakikat merkezidir. Onun gönlü kırıldı mı dünya sarsılıyordur. İşte o zaman senin öfken, senin nefretin senin de işine yaramaz. Etrafındakilerin de işine yaramaz. Allah Azze ve Celle nefretle ilgili bize işaret etmiş olduğu 3. ayet-i kerimeye bakalım. Ve kin ile ayet-i kerimenin işareti tefsirlerini bitirmiş oldum. Daha sonra diğer konulara geçelim inşallah. Ve Allah Azze ve Celle nefretin bir başka halini bize beyan ediyor. Mülk suresinin 21. ayetinde. O Hazreti Allah rızkını keserse size kim rızık verir? Her şeyi veren benim. Rızkınızı da veren benim, mülkünüzü veren benim, hayatınızı veren benim, nefes aldıran benim, bana küfretseniz de, günah işleseniz de, kızsanız da, kızmasanız da benim. Onlar diyor, azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler. Neye direnmektedirler? Kendilerine gönderilmiş olan bu hakikat ve hikmetlere karşı hala ve hala o nefsani hastalıklarını devam edip yaşamak üzere direnmektedirler. Çünkü onlar azgındırlar. Allah Azze ve Celle burada nefreti azgınlıkla beraber ifade etti. Öyleyse azgınlık nefretin bir şubesi ve onun başı ve onun ortası ve onun sonudur. Çünkü azgınlık sadece bizim bugünkü tabirle kullandığımız gibi çılgınca eğlenenler için söylenecek bir söz değildir. Hani bazen görürler bir yerlerde işte adamlar deli gibi eğleniyor konser, azmış bunlar denir. Bu görünen azmış. Görünmeyen azgınlıkla ne yapacağız? Görünmeyenler azmamış mı olacak? Azgınlık nefsin istek ve arzuları dairesinde Allah-u Zülcelal'den hiçbir korku duymadan yapılan işlerin tamamıdır. Adam bilerek, isteyerek namaz kılmıyor. Korkmuyor da. Diyorsun ki kardeşim
Namaz sana farz, bana farz, herkese farz. Gel namaza, onun da bir zamanı var. Bu azgınlıktır. Azgınlığın bir çeşittir. Cenab-ı Hak diyor ki bu azgınlıkların tamamı, biraz önce sana nefsani olaylardan bahsettim. Nefsani problemlerin nefrete nasıl döndüğünü anlattım. Bir de ibadetsizliğe nasıl döndürdüğünü anlatıyorum ki şeriat ve hakikatin bir olduğunu unutma. Çünkü bizde şöyle bir sıralama yapıp ehli imanı bu sıralamaya tabi tuttular. Dediler ki şeriat, tarikat, hakikat. Neydi? Sırayla. Ya bir insan aynı anda şeriatı, tarikatı, hakikati zaten yaşamakla mükelleftir. Bunlar birbirinden ayrı okullar değil ki. Sanki biri üniversite, biri master, biri doçentlik. Bir adamın zaten mümin olarak mükellefiyeti hem şeriatı, hem tarikatı, hem hakikati yaşamak değil midir? Bunlar birbirinden ayrı kurumlar değildir. Burası hem bir tarikat ocağıdır, dergâhtır. Hem bir mescittir, namaz kılınır, şeriattır. Hem başında bir mürşit var, sürekli öğrenim görüyoruz, hakikattir. Al sana şeriat, tarikat, hakikat. Hangisini birbirinden ayıracaksın? Sen şimdi buraya dergâh kıl deyip, burada zikredip, burada namaz kılmayacak mısın? Biz şeriat yok, burada tarikat var diyemezsiniz. Şeriat olsa, tarikat olsa, buna bir hakikat ehli lazım. Mürebbi lazım. Bizim başımızda bir önder lazım. Doğrumuzu, yanlışımızı, nefsani ve ruhani hastalıklarımızı, nefsi, şeytanın özellikle bize anlatacak bir mürebbi lazım. O da mürşidimiz. Demek ki şeriat, tarikat, hakikat birbirinden ayrı, bağımsız, düşünülebilecek meseleler değildir. Namaz sadece camide kılınmadığı gibi. Oruç sadece bir mekanda tutulmadığı gibi. Oruç kendinden hariç bir tarikat olduğu gibi ve bir hakikat olduğu gibi. Oruç hem şeriattır, hem tarikattır, hem hakikattir. Şeriattır çünkü farzdır. Tarikattır çünkü içinde bereket vardır ve yöntemi vardır. Hakikattir çünkü o orucu tutanlar hem dünyadayken hem de ahirette hem de kabirlerinde bunlardan hasıl olan feyiz ve bereketi yaşayacaklardır. Hepsi bir arada olmaz da zaten işin aslı olmaz. Ama işi ayırdılar. Şeker ayrı, un ayrı, su ayrı. Bunları bir arada yapmazsan helva olmuyor, yenmiyor dediğin zaman sanki bunlar sırayla yenecekmiş de midemizde helva olacakmış gibi bir anlayış oluştu. Önce şekeri ye, bir kaşık sonra bir kaşık un ye, sonra bir de su iç, üstüne oldu sana helva. Böyle bir şey yok ki. Bunların hepsi tavada karıştırılır, olursa da helva. Bunu yersen işin hikmetine kavuşur. Ve Cenab-ı Hak bizi buna işaret etti. Dedi ki bu işin bir de şeriat tarafı var. İnsan ibadet hakikatle hikmetinden ulaşırsa kendi gönlünde nefret oluşur ki namazdan, oruçtan, zekattan, hactan, umreden habersiz olup bunlarla mesafe koyanlar içlerinde bir nefreti besliyorlar, farkında değiller diyor Hazreti Allah. Ve o nefret günün birinde kendilerini biraz önce bahsetmiş olduğumuz kapıya yavaş yavaş götürür de farkında olmazlar. Ve geçelim kin meselesine. Ehli imanda olmayan, ehli küfürde olan ama bizim de büyük bir dikkatle bakmamız gereken öfkenin ve nefretin hal bulmuş hali. Yani adam artık bunu kendinde bir iş edinmiş, bürümüş. Bütün cidalarına kadar işlemiş. Bir anlık öfke sahibi olmaktan, bir anlık nefret sahibi olmaktan artık bu kendisine bir hastalığa dönüşmüş. Ne gibi? İçki gibi. Vallahi biz düğünden düğüne içiyoruz. İşte haftadan haftaya içiyoruz derken akşamdan akşama içiyoruz da dönüp işin artık tamamen bir o işin hastası, muptelası olmuş halinde kinlenir. İşte öfke sahipleri dönem dönem o günahı işleyenler. Nefret sahibi o günahı işlemek için bir ortamın oluşması. Ne gibi? Niye içiyorsun kardeşim? Üzüldüğüm için. Niye içiyorsun kardeşim? Bugün üzülecek bir şey yok. Bugün de sevindiğimiz için. Zaten hayat bir üzülmektir, bir sevinmektir. Sana içmenin sonu yok yani. Nefret de o ortamı oluşturuyor. Sevinç, hüzün, nefrettir. Bu işi bir anlık yapmak öfkedir. Artık bunun müptelası olup alkolik olmak da kindir. Bunu herhalde böylelikle daha iyi anlamış olduk. Maide suresinin 114. ayetinde Cenab-ı Hak kini şöyle anlatıyor.
Meryem oğlu İsa, Hazreti İsa Efendimiz şöyle yalvardı. On dördüncü ayet-i kerimeymiş. Biz Hristiyanız diyen kimselerden sağlam söz almıştık diyor Hazreti Allah. Onlar da kendilerine anlatılan hakikatlerden hisse almayı unuttular. Biz de aralarına kıyamet gününe kadar devam edecek düşmanlık ve kini bıraktık. Allah onlara ileride ne işler yapar olduğunu haber verecek. İşte bu kinin iman sahipleri dışındakilere verilmiş bir hastalık ve bir hal olduğunu beyan eder. O kin onların neden Allah Azze ve Celle tarafından bu takdir verilmiştir ve bu hastalık verilmiştir? Çünkü alkoliklik artık bir hastalıktır. İşin sonu necaset de olsa, pislik de olsa bir hastalıktır. Tedavi gerektirir. Allah Azze ve Celle diyor ki, çünkü onlar bize söz vermiştir. Öyleyse bunların kine düşmelerinin sebebi söz verip tutmamalarıdır. Ve Allah Azze ve Celle bize işareten bu ayette diyor ki, ey müminler, siz bana söz verdiniz. Ne diyerek? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah diyerek söz verdiniz. O sözün içerisinde Allah'ın Zülcelal'e, onun kitabına, onun peygamberine ve onun sünnetlerine uymaya söz verdiniz. Bu sözden ne kadar uzaklaşırsanız aranızdaki kin ve düşmanlık o kadar artacaktır. Çünkü Hristiyanlar böyle oldu. Ha iman sahiplerine elhamdülillah bu böyle olmuyor ama ayet-i kerime bu ihtimali bize işaret ediyor. Verilmiş sözlerin en büyüğü Allah Azze ve Celle'ye verilmiş sözdür. İkinci büyük söz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiş sözdür. Ve insan hayatında verilmiş en büyük üçüncü söz, mürşidine verilmiş olan sözdür. Biat. Çünkü oraya verilmiş olan söz Hazreti Peygamber'e, oradan da Hazreti Allah'a verilmiş olan sözdür ki Fetih Suresinin 10. ayeti ve ilk 10 ayetindeki tefsirimiz onu geniş bir şekilde izah etmiştir. O ayet-i kerimede de Peygamber Efendimiz'e biat edenlerin Allah'a biat ettiği beyan edilmiştir. Allah Azze ve Celle böylelikle aramızda var olan düşmanlık ve nefretin ve kinin sebebinin sözden uzaklaşmış olduğumuza dair işaret veriyor ki dersinizin başında bunu izah edin. Öyleyse bu topraklardaki bu kadar problemli hali, bombaları, kavgaları, dövüşleri, akan kanı nasıl durduracağız? El cevap. Sözümüzde duracağız. Çok basit. Hangi sözümüzde? Allah'a verdiğimiz sözde, Peygamberimize verdiğimiz sözde, bu yollardan gitmekte olduğumuz mürşidimize verdiğimiz sözde. O sözlerden her bir tanesinin içerisinde var olan hakikat ve hikmet bizi tekrar derleyecek ve toparlayacak olandır. Çünkü bu topraklarda kin ve nefreti başlatan şey zamanında Ehl-i Beyt'e verilen sözün tutulmamasıdır. Onlar Ehl-i Beyt'e söz verdiler, sözlerinde durmadıkları için bugün kan hala akıyor. Bizim o kanı durdurmamız mümkün görünmese bile, Allah durdurmayı nasip etsin. Allah bu kanı ve ateşi durdursun. Sözümüze geri dönmemiz de mümkün. Ehl-i Beyt'in hakikatine, Kur'an-ı Kerim'in hakikatine, Sünnetullah'ın hakikatine. Çünkü diyor Hazreti Allah, benim diyen Hazreti Hristiyanlar dahi böylelikle düşman ve kin sahip oldular. Ve dikkat ediniz, tarihte Hristiyanlar kadar birbirlerine zulmetmiş hiçbir millette yoktur. Herkes tarihsel olarak bakar ve der ki Hristiyanlar Müslümanlara çok şey yaptı, doğru. Ama siz bir de birbirlerine yaptıklarını görseydiniz. O birbirleriyle yaşamış oldukları mezhep kavgalarından dolayı Katoliklerin Ortodokslara, Ortodoksların Latinlere, Latinlerin Cizvitlere, tarihin içinde seyir gerektirir, uzun bir meseledir ama birbirlerine yaptıklarını bir görseydiniz. Çünkü Allah sözü tutmayanın sözünü de tutulmaz hale getiriyor. Bir insanı savaşa sürükleyen nedir? En başta, en ilk noktaya gittiğiniz an iki insan bile kavga etse, bir sürü olaylar yaşansa, aradan yıllar bile geçse, geriye dönüp deseniz ki, ya arkadaş bu olay niye çıktı? İşin başı hep şudur. Bana şöyle demişti, şöyle yaptı. Bana şunun sözünü vermişti, yapmadı. Ya da bunu benden aldı, hep bir sözdür. Ama öyle, ama böyle, ama şurasından, ama burasından, dilden çıkmış olan bir sözdür.
Allah Azze ve Celle de diyor ki, bana verilmiş olan sözü, peygambere verilmiş olan sözü, ehli beyte verilmiş olan sözü, mürşide verilmiş olan sözü tutmayanın sözünü de tutulmaz hale getiririm. Öyle bir getiririm ki, o artık söylemiş olduğu her sözden dolayı bir savaşa, o savaşta onun ve sülalesinin belasına sebebiyet verir. Öyle olmadı mı? Tarih boyunca böyle oldu. Allah Azze ve Celle aynı sure içerisinde, Maide suresinde bu hikmet ve hakikatlerden Cenab-ı Hak oldukça bahsediyor. İnşallah bu tefsirlerin içerisinde daha detaylı bahsedilir. Ve 64. ayette Yahudilerden bahsediyor ve aynı şekilde. Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlı dediler. Haşa. Onların elleri bağlandı. Bakın biraz önceki sözümüzü Cenab-ı Hak burada tefsir etti. Dedik ya, sözü Allah'a doğru vermeyenin Allah sözünü tutturmaz. Allah da diyor ki bu ayette, Allah'ın eli bağlıdır diyen Yahudiler var ya, onların elleri bağlandı, bağlıdır onların elleri. Allah'a neyi iftira ettiyseler aynısını onlara yardır. Bu söz sebebiyle diyor, melun oldular. Hayır, onun eli de, iki eli de açıktır, dilediği gibi infak eder. Yemin olsun sana Rabbinden indirilen onlardan çoğunluğun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz de onların arasına düşmanlık ve kin koyduk. Kimlerin? Yahudilerin. Neden dolayı? Allah'a iftira ettikleri için. Daha öncekiler ne dedi? Söz verdi, tutmadı. Bunlar da iftira etti. Yine bir sözdür ama daha ağır. Bu sefer de bu ağırlığa karşılık Cenab-ı Hak bil mukabele biz de diyor onların ellerine bağladık ve onları melun kıldık. Kıyamet gününe kadar onlar her ne zaman harp için ateşe tutuşsalar Allah onu söndürdü. Yeryüzünde de daima fesat için koşarlar. Allah ise fesat çıkaranları sevmez. Ayet-i kerime açıktır. Yahudiler hayatları boyunca ne yaparlarsa yapsınlar elleri kolları bağlıdır. Allah ellerini kollarını bağlamıştır. Bugün bizim yaşadığımız hayatın içerisinde onları 50-60 seneden beri bir devlet kurmuş olarak gördüğümüz için sanki tarih boyunca devletleri vardı zannediyoruz. Onlar Allah Azze ve Celle tarafından melun ilan edildiklerinden beri devlet olamadılar. Olmaları da mümkün değildir. Belli bir zaman için belki Müslümanların imtihanı, belki Müslümanların şu zikirden, fikirden ve hakikatten uzaklaşmaları sebebiyle bir imtihan olarak bizim başımıza verilmiş olabilir. Ama hakikat asla değişmez. Hakikat Allah'ın sözüdür. Allah Azze ve Celle'nin sözü üzerine onlar her zaman fesat için koşarlar. Çünkü kin ve nefret sahipleridir. Kinin sonucu fesattır. Öfke sahibi hakkını almaya gider. Nefret sahibi kavga eder. Ama kin sahibi fesat içindedir. Yani planlı, programlı bir çalışma. Ve Allah Azze ve Celle Yahudileri bize gayet güzel özetlemiş bir cümle içerisinde onların geçmişlerini, bugünlerini ve yarınlarını izah etmiş. Melundurlar, elleri bağlıdır, kin sahipleridir, fesat çıkarırlar ama ne yaparlarsa yapsınlar. Ne zaman harp için ateş tutursalar Allah onu söndürür. Allah onların ateşlerini söndürmüş olsun. Allah ümmeti Muhammed'i ve bütün İslam dünyasını onların çıkarmış olduğu fesatlardan korusun ve o fesatların onların başını geri döndürsün. Şu topraklarda yaşanan bütün fesadın ekserisi onların ellerinden çıkmıştır. Allah onların ellerine bağlamıştır. Bunu da bize görmeyi nasip etsin. Ve bu ayet-i kerimelerden sonuncusunu yaparak inşallah işari tefsirimizi bitirmiş olacağız. Perşembe günü öfke, kin ve nefretin bedendeki, ruhtaki, nefisteki halleri, elleri nasıl olur, ayakları nasıl olur ve bu hastalığı bugün Allah Azze ve Celle bizim tefsiri işaret buyurdu. Biz o işaretten yola çıkıp bunun inşallah çözümünü ve çözüm yollarını ifade etmeye gayret edeceğiz. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 91. ayeti kerimede şimdi o bütün Yahudi'yi anlattı, Hristiyan'ı anlattı çünkü bugünün dünyasında en çok bilinenler şimdi hepsini küllün toplayarak şöyle bir ifadede bulunuyor. Ancak ve ancak şeytan aranıza düşmanlık ve kin düşürmek ister. Şarap içerek ve kumar oynatarak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Sizler vazgeçtiniz mi?
Hristiyan'ı anlattı, Yahudi'yi anlattı. Ehli imana uyarısını bu ayet-i kerimeyle verdi. Dediğim gibi yeni gelenler için de söylüyorum, bu ayetler önceden çalışılmış değildir. Ehli imana döndü, dedi ki, sizin dedi normalde düşmanlığınız ve kininiz yoktur. Çünkü ben onu Yahudilere, Hristiyanlara ve iman sahipleri olmayanlara verdim. Bunlar sizde yok, kin yok. Ama günün birinde kine düşerseniz bilin ki, kindar bir durum oluşursa bilin ki bunu size veren şeytandır, ben değilim. Şeytana uymuş olursunuz. Çünkü diyor siz vazgeçmişsinizdir. Neyden? Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan. Şimdi bütün bu topraklardaki bütün bu dert ve tasa Allah'ı zikretmek ve namaz kılmakla ortadan kaldırılacaktır desek, millet der ki bu kadar kolay mı? Vallahi bu kadar kolay ama bir o kadar zor. Çünkü Allah'ı zikretmek için nefisteki putları kırmak lazım. F-16'nın bombalarıyla kırılmıyor onlar. Çekiçle, çiville kırılmıyor. Keşke kırılsak. Bir çekiç alsak, vursak ve nefisteki o putu keşke kırabilsek. Hayır. Zaman gerekiyor. Çaba gerekiyor. Zikir gerekiyor. Ve pirimizin ifadesiyle illet gerekiyor, kıllet gerekiyor, zillet gerekiyor. Mürşidimize tabi olmak gerekiyor. Peygamber'e tabi olmak gerekiyor. Hazreti Allah'a tabi olup itaat edip şükretmek gerekiyor ki o halde kılınmış olan zikir ve namaz kini ve düşmanlığı kaldırıyor. Biz söylemiyoruz ki, Hazreti Allah söylüyor. Ve bir sonraki ayet bunu çok açıklıkla ifade ediyor. Gözümün ucuyla görünce söylemek istedim. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Ve sakının. Eğer siz yüz çevirirseniz bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir tebliğdir. Yani diyor ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadece sizi bunları iletmesi için gönderdi. Siz diyor vaz mı geçtiniz zikretmekten, namaz kılmaktan? Siz bunu hafife mi aldınız? Sizin bir zikriniz kini ortadan kaldırıyor, haberdar mısınız diyor Hazreti. Kin ve düşmanlık ortadan kalktığı zaman şu dünyadaki ümmeti Muhammed'in ne derdi kalır? Kin ve düşman sahibi olan Yahudi ve Hristiyan'a karşı yapılabilecek Kur'an'ın ve Hazreti Allah'ın ifadesiyle bundan daha büyük bir savaş var mıdır? Diğer savaşlara elbette ihtiyaç vardır. Birini büyük, birini küçük görmek adına söylemiyoruz. Ancak Hazreti Allah'ın sözü bütün sözlerin içinde en üstün ise sıralama böyle gelmek zorundadır. Bir yerde bir inşaata gidiliyorsa bir sıralama var. Sen daha oraya temel atmadan bu perdeyi götürürsen adamı gülerler. Bunun bir sıralaması var. Önce temel atılacak, kabası yapılacak. Penceresi, pervazı, şusu, buzu derken tam evin içine gelmen gerektiğinde perde lazım. Perde şimdi niye lazım? Alınacaktı. Alınacaktı da şimdi değil kardeşim. Şimdi çimento zamanı, işçilik zamanı. Öyleyse bize düşen iş, Hazreti Allah'ın Kur'an'da beyanı üzeriyle düşmanlık ve kini kaldırmaktır. Bunu kaldırılabilecek şey de zikir ve namazdır. Öyleyse bu dergah da bu mantalite içerisinde hem Ortadoğu'nun hem ümmeti Muhammed'in bu kinini ve düşmanlığını elhamdülillah ortadan kaldıran Allah'ın zülcelerinin evlerinden biridir. Öyleyse bu cihadın bir şubesidir. Öyleyse bu işin başındakiler de bu cihadın kumandanlarıdır. Öyleyse savaş hem orada hem burada. Hem madden hem manen, hem zahiren hem batinen Kur'an'ın hakikat ve hikmetiyle devam etmektedir ve edecektir. Ve nihayet kazanan gene Müslümanlar olacaktır. Ta ki üstümüze düşen görevi yapıncaya kadar. Bize düşen Cenab-ı Hakk'ın hak ve hakikatini aynı mesabe içerisindeki şeriat, tarikat, hakikat merkezindeki şu dergahlarda Allah'a ve Resulüne itaat etmiş olanlara itaat ederek hakikat ve hikmeti bulmak, onların hikmetleriyle hikmetini namazımızı ve zikrimizi biraz önce Hazreti Allah'ın bahsettiği hale getirmektedir. İşte o zaman sözümüz kuru kalmaz.
İşte o zaman bizim ağzımızdan çıkan sözler Allah Azze ve Celle'nin katında dua olur. Çünkü Allah'ın sözünü tutmayanların ne hale düştüğünü Allah söyledi. Dedi ki onlar sözünü tutmadılar. Bana verdikleri sözleri tutmadıkları için onların sözlerini de tutulmaz hale getirdim. Ve tutulmaz sözler onları birbirine boğdurdu. Sen diyor eğer sözü bana tutarsan, senin ağzından çıkan bir söz, bir dua, bir zikir, bir kelime-i tevhid, vallahi oraya inecek olan bilmem kaç bin ton bombadan daha evladır. Sen kapı kapı gezip yetişemezsin ama benim ordularım bir anda iner bir anda kalkar. Onları kimseler görmez, onlar işini yapar, halleder, geri çekilir gider. Allah Azze ve Celle bize bu ayeti kerimenin hak ve hakikatleriyle namazımızı, zikrimizi eda etmeyi bize nasip etsin. Seyyidimize sağlık, sıhhat, afiyetler nasip etsin. Ahirete intikal etmiş olan anamızın mekanını cennet eylesin. Seyyidimize sıhhatli ömürler nasip eylesin. Ailesine rahmet eylesin. Burada gelmiş olan kardeşlerimizin hepimizin gönlünde hasıl olan duaları kabul eylesin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed olarak bizler aciziz. Sen bizlerin namazlarımızı, zikirlerimizi doğru düzgün yapmayı, bu hakikat ve hikmete kavuşmayı bizlere nasip eyle. Şu Orta Doğu'da akan kanı, kinliği, nefreti ve düşmanlığı ümmeti Muhammed'in arasından kaldırmayı nasip müessere eyle. Onu kaldırmak için çaba sarf eden bütün hakikat ve iman sahibi kardeşlerimize yardım eyle, muzaffer eyle. Yahudi ve Hristiyanlar bizler üstün değildir. Bizler bir imtihana tabiyiz. Bizleri bu imtihandan kurtararak hak ve hakikate tekrar dönmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.